Ay nasıl güzel. Anam burası yatağı. Bu ocak. Ay ben Instagram'da görüyorum ben böyle. Çok hoşuma gidiyordu. Şimdi burada gerçeğini görünce çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Sanki kendi arabammış gibi bayıldım. Dolaba bak. Dolabı da burada. Ana bu ne kadar güzelmiş. Ay. Çıkıyorsunuz mu gençler? Bu araç bütün çocuk ve çocukların hayali olduğunu düşünüyorum. Hatta birçok insanın bile ben yapmaya başladıktan sonra. School Bus'ı zaten çizgi film ve filmlerde görüyordum. Bu benim çok hoşuma giden bir araçtı. Oyuncaklarını falan hep kendime alırdım. Daha sonrasında bu aracın evim olmasına dair çocukluk hayallerim ve planlarım vardı. Bunu gerçekleştirmek bir 15-20 yıl kadar süreç aldı ve bugün burada. Kendisini yaşıyorum. Hayatımda son derece memnun ediyor beni. Yaklaşık olarak 7 ay önce aracı ben hurda halinde satın aldım. Motoru, tekeri, şanzımanı, bildiğimiz bütün parçalarına kadar yenilemesini gerçekleştirdim. Toplamda 7 ay sürdü. Aracı ayağa kaldırmam bunun 4-4,5 ayı gibi süreç sürdü. Çünkü parçaları yoktu, motoru yoktu, ustası yoktu, birçok olay yoktu. Hepsini toplamak ve içeriği bu hale getirmek 7 ay gibi sürecimi aldı. Toplamda 700 bin lira gibi bir rakam harcadım. Bunun 400 bin lirası aracı motoruna, lastiklerine gibi parçalara gitti. Geri kalan masrafım ise içerisinde yaşam alanına, aküler, işte kombi, ısınma sistemleri gibi bütün çalışmaları yaptık. Dün gece Atakum sahilinde, Samsun Atakum sahilinde konakladım. Gece uykuya dalmam 4'ü 5'i buldu. Sürekli insanlar geliyordu. Bu sarhoş olsun, normal aileler olsun, çocuklar olsun. Abi içeri girebilir miyiz, bakabilir miyiz? Aracı işte sanayide görüyorduk, merak ediyorduk. Her gelen bayağı bir hoşuna gidiyor. Yardımcı da oluyorlar sağ olsunlar. Sohbet ediyoruz, kahve veriyorum onlara. Bayağı güzel bir ortam oluyor. Kesinlikle evim ve arabam aynı içeride. Hem evim var hem arabam var. Daha başka bir şeye ihtiyacım yok. Dünya turu niyetim var. Normalde Nepal'de yamaç paraşütü eğitmeni olduğum için Nepal'de çalışmalarım mevcut yamaç paraşütü ve turizm üzerine. Orada birkaç senede yaşadım, bulundum. Oranın kültürüne aşinayım. Araçla beraber yaklaşık olarak o 6000 kilometrelik yolu gideceğim. Bir sene kadar Türkiye'de testlerimi yapacağım. Motor, bütün çalışmalar, güneş enerji sistemi. Testlerim bittikten sonra bir gümrük kapısından dışarı çıkacağım ve geri dönmeyi düşünmüyorum da. Çok güzel buldum. Süper, harika. Ben Instagram'da falan görüyordum. Gerçeğini görünce de mutlu oldum. Süper, kendi arabammış gibi ya. Çocuklar çok güzelsiniz siz ya. Hayranım ya. Şu an var ya, o Instagram'da gördüklerimin çok daha dışında, çok daha güzel böyle. Bayıldım ya. Bayıldım böyle. Arada bir gelebilir miyiz çocuğum? Tabii, gördüğünüz zaman kapıyı tıklaman yeterli. Vallahi kurban olsun aslında. Geçerken durdum. Gayet iyi, ilgimi çekti. Yani burada böyle bir performansı görmek cidden gayet iyiydi. Zaten şöyle, Türkiye'de böyle bir aracı ilk defa görüyorum. yurt dışında genelde televizyonlarda ya da haberlerde falan görüyorduk. Evet. Hatırladığım bir de Harry Potter'da falan vardı sanırım bu araçta. Gayet iyi, başarılı olmuş.